Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 3 Ocak 2018 az kaldı, yanlış söylüyordum. Dün düzgün söylemiştim ama neyse. 2018 Çarşamba. Ulusal Kanal'da Türkiye'nin Halkçı Devrimci Televizyonu'nda televizyon gazetesine başladık. Hemen kısa bir gündem yapalım. Ne var ne yok önümüzde diye. Aydınlık İran düşmanı Türkçü olur mu diye bir manşet atmış. Bu manşet Doğu Perinçek'in yazısı. Aynı zamanda CİA ve Mossad devrede demiş. CİA İran'da Türkçülük maskesiyle sahneye çıktı. Bozkurt işareti yapan göstericiler İran hükümetini bastırdıkları afişlerle hedef alıyor ve bölücü sloganlar atıyor demiş. Ama bunun hemen yanında İran Türkleri devletin yanında diye bir başka haber var. Doğu Azerbaycan Öğrenci Birliği Genel Başkanı Muhsin Muhammedzade aydınlığa konuşmuş. İran Türkleri devletin yanında demiş. Ne Gazze ne Şam. Bu İran'daki ayaklananların, asilerin mi diyelim, tabii attıkları bir slogan başlık olarak kullanılmış. Ne Gazze ne Şam. Mehmet Yuva almış bu başlığı ve yazısını buna göre yazmış. Efendim, talep çeşitli, öfke lidersiz diyor Hürriyet gazetesi. Sanki aynı kaynaktan alınmışçasına Yeni Şafak'ta sokağın lideri yok başlığını atmış. Birinci sayfasından. Cumhuriyete baktığımızda Türkiye'den rejime destek diye bir başlık görüyoruz ama öyle bir başlık ki bu dalga geçiyor. İşte tanıdık bildik laflar var, ne gibi kökü dışarıda akımların işi falan. Yani hadi geç bunları geç. İran'da ne olduğunu biliyoruz, siz uydurmayın kafanızdan falan havasında bir başlık var. Açıklamanın kodları diye bir başka başlık var, oraya da bakacağım birazdan. Bir şey kullanmışlar orada, Cumhuriyet'e hiç yakıştıramadım, hayretlere düşeceksiniz. İran'da PKK ateşi diyor akşam, işte İran'da ayaklananların hani hep derler ya, oluşumun bileşenleri diye. İşte o ayaklanma oluşumunun bileşenlerinden biri de PKK. Baktığınızda PKK nedir? Amerika'nın kara ordusudur. Biji, Serok Obama diye slogan atanlar bunlar. O zaman oradaki işin ne olduğunu biraz daha iyi anlıyoruz. Soner Polat Kuzey Suriye'ye dikkat çekmiş ve Trump'tan Pakistan'a tehdit var. Pakistan hatırlayacaksınız, Birleşmiş Milletler'deki Kudüs oylamasından önce Trump parayla tehdit etmişti Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri. Ben o kadar para veriyorum, siz kalkıyorsunuz bana yalan dolan yapıyorsunuz diye. Pakistan'da hemen anında ne demişti? Param batsın, paran senin olsun demişti. Şimdi Trump açık açık Pakistan'ı tehdit ediyor. Aydınlık Gül meselesine devam etmiş. İşte Gül'ün 8 sabıkası diye hemen yanında CHP Gül'ü davet etti, İran'ı hedef aldı başlığı var. O da CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın ağzından verilen bir şey. Gül'ün sicili kabarık diye bir başka başlık yine Aydınlık'ta. Bugün büyük ihtimalle Zarrab'la ilgili jüri yeniden toplanacak. Cumhuriyet Karar Haftası diye vermiş haberi. Dün Meral Akşener'in bir iddiası vardı Sözcü gazetesinde. Bugün devam ediyor aynı haber. Bu kez Hürriyet'te Meral Akşener'in iddiasını bu kez Ümit Özdağ, yine İyi Parti'den Ümit Özdağ dile getirmiş. Vahim iddialar var diye. Diyanet'in bir çıkışı vardı. Kızlar 9'unda evlenebilir, gebe kalabilir diye. Boşanmayla ilgili sorulara daha önce verdiği yanıtlarla tepkilere neden olan Diyanet bir skandalı daha imza attı. Diyanet'e göre Blue Çağı'na girmiş olanlar dinen nikahlanabilir, hatta gebe kalabilirmiş. Ama Diyanet'ten bir yalanlama geldi. Ne diyor? Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada öksürmeyelim. Bu stüdyoda bir tek ben öksürürüm. Benim tek elimdedir öksürme. Tamam. Açıklamada bulunduğuna dair haberler asılsız olup kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır demiş. Habere sıra geldiğinde yalanlamayı da okuyacağım. Yalanlama daha çok bir kıvırtmadan ibaret gibi geliyor bana. Taşeronlarla ilgili kötü kokular var. Mesela emekli olup taşeronda çalışan sokağa atılacak demiş. Taşeronlar her türlü kazık yedi. Yok bir mülakat sınav var, yok bir işte tazminatını bırakacaksın, öyle taşerondan ayrılıp kadroya geçeceksin. Kadro değil zaten. Efendim, bin türlü kazık yediler, bir ikinci bölümde onu da konuşacağız.
Niğde'de bir heykel vardı. Atatürk ve İnönü heykeli. Her zaman yaptıkları gibi ne yaptılar? Ya vallahi biz burada çevre düzenlemesi yapacağız, sonra tekrar yerine koyacağız diye. Niğde'deki çevre düzenlemesi 4 yıldır bitmedi. Atatürk İnönü heykeli hala eski yerine konulmadı. Ona da bakalım. Fatih Terim gündemde yine. Fakat bir futbol adamı neden futbol yüzünden değil de para yüzünden bu kadar çok gündeme gelir? Son 2-3 yılda Fatih Terim'in futboluyla değil parasıyla gündeme geldiğine yoğun olarak tanık oluyoruz. Enflasyon açıklandı. Yıllık enflasyon TÜFE'de 11.92, ÜFE'de %15.47 gerçekleşti. TÜİK rakamlarına göre Aralık ayında bir önceki aya göre %0.69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11.92, bir önceki yılın aynı ayına göre %11.92 ve 12 aylık ortalamalara göre 11.14 artış gerçekleşti. Bu tabii bizi ilgilendiriyor enflasyon. Yani netice itibariyle çarşıya pazara gittiğinde dün 5 liraya aldığın şeyi bugün 7,5 liraya alacak. 7,5 lira deyince Gökhan aklıma eski bir türkü geldi. Aman bu fasulye 7,5 lira hem kaynasın hem oynasın. Şimdi var mı 7,5 liraya fasulye? Yok. Yok değil mi? Gökhan Göçmen hemen geldi. Tabii duydu İran başlıklarını. Ben dedi bir Halil abime biraz yardımcı olayım, zaten dersimi çalışmıştım dedi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi İran'da neler oluyor diye çok böyle ortalama bir soru sorabilirim sana. Ama neler olup bittiğini artık hemen herkes kavramaya başladı. Orada CIA devrede, Mossad devrede, PKK devrede, işte CIA'nin Mossad'ın kullandığı bir takım Türkçü diyorlar kendilerine, Bozkurt işareti yapıyorlar falan. Afiş fotoğrafı koymuş Aydınlık. Ne yazıyor bu afişte biliyor musun? Yok. Ben okuyayım mı? Farsça ile Arapça çok benzer birbirine. Şöyle diyor. Cana can. Aslında cana can. Cana can, kana kan, bin yaşa Azerbaycan. Azerbaycan diye yazıyor. Şimdi ne işi var İran'da bu afişlerin? Bir başka afişte de işte şeye benzetilmiş, Che Guevara'ya benzetilmiş İranlı isyancılar. İran'da ki bu durumun sebeplerini ben merak ediyorum. Ne oldu da böyle oldu? Ya şimdi biraz filmi başa sarmak lazım. Bayağı bir başa sarmak lazım değil mi? Çok fazla başa sarmak. Astana'ya kadar yeter aslında mi? Yok yok. Şuradan başlasak yeterli olur yani. Eylemler neden başladı? Biliyorsunuz geçtiğimiz cuma günü başlamıştı eylemler. Tam yılbaşı önce. İnsanların, evet insanların sokağa çıkma sebepleri, ana sebepleri Meşhed kentinde başlamıştı. Burada ekonomik sayıklar ön plandaydı. Görece haklı nedenleri vardı İran halkının. Çünkü biliyorsunuz Obama döneminde bir nükleer anlaşma imzalanmıştı ve o dönemde biz İran'daydık. İran'da şöyle bir hava esiyordu Tahran sokaklarında. Artık nükleer anlaşma imzalandı. İran dünyanın bir parçası. Biz de artık meşru bir gücüz. Dünyada herkesin tanıdığı, kabul ettiği Birleşmiş Milletler'in 5 ülkesiyle, en büyük 5 ülkesiyle ve Almanya ile anlaşma imzalayan bir ülkeyiz. Yaptırımlar kalkacak. Bu yaptırımların kalkması neticesinde de ekonomi iyiye gidecek. Her şey yoluna girecek diye. Ve ambargo döneminde çok büyük paraları birikmişti. Evet. Dışarıdaki bankalarda el konulan paraları. Onlar gelecek. Onlar, bayağı bir defa onlar gelecek denmişti. Şimdi baktığımız zaman çok çok düşük oranda bir büyüme kaydedildi. Trump yönetiminin gelmesiyle birlikte de ek yaptırımlar gündeme geldi. İran da buna binaen çeşitli önlemler aldı. Geçtiğimiz ay bir ekonomik bütçe planı açıkladılar. Yeni bütçe planı açıkladılar. Burada kimi önlemlerin alınması öngörülüyordu. Direniş ekonomisi. Evet. Direniş ekonomisinden kimi noktalarda da İran'ın vazgeçmeye başladığı görülüyor. Tabii bu sırada ülke içerisinde kimi siyasi tartışmalar da başladı. Ruhani yönetimi direniş ekonomisinden ziyade dünya ile bütünleşen bir ekonomik hatta yönelmeyi savundu. Hatta zaman zaman İran'ın dini lideri Hamaney'den de eleştiri aldı. Direniş ekonomisinden vazgeçmeyeceğiz. Yani ülke içerisinde bir muhafazakarlar ve reformistler arasında böyle bir gerilim vardı. Fakat halkın Trump'ın iktidara gelmesiyle birlikte yönelimi daha fazla değişmeye başladı. Ekonomik sıkıntılar daha fazla ön plana çıktı.
Bu geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen büyük eylemlerin öncesinde de zaten yaprak kıpırdamaları diye tabir edebileceğimiz çeşitli olaylar vardı. Ne olmuştu? İşte Tahran'da belediye otobüs işçileri greve çıkmıştı. Hatta orada gözaltına alınan bir işçi kalp krizi geçirip yaşamını yitirmişti. Tahran'da daha sonra... Tunus'taki gibi. Evet. Ama tam... Seyyar satıcı evet, şey evet, yapmıştı. Bu Azizi, yapmış. Bu Azizi'nin kendisini yakması hadisesinde. Ya tabii ki İran'da böyle bir Arap baharına benzer bir sürecin yaşanması beklenemez. Neden? Çünkü orada farklı dış etkenler de vardı. Manipülasyonu açık şeyler de vardı. Fakat şunu kabul etmek lazım. İran'da reformistlerin önderliğindeki hükümet ekonomik anlamda beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Ve halkın sokağa çıkmasıyla bu sonuçlandı. Nihai Peki, olarak İran bu... halkı tabii bu işin temelinde Amerika'nın yaptırımları ve ambargosu olduğunu bilmiyor. Evet, elbette. Yani hükümete bu anlamda biraz daha elbette anlayışlı davranamaz mı? Zaten şurası çok aşikar bir durum. Bu bütün ülkelerde olabilecek bir şey. Yani şimdi medyaya baktığımız zaman burada ifratla tefrit arasında bir nokta görüyoruz. Hatta İran yöneticilerde olmayan bir şey görüyoruz. Ben 88'liyim. Bu ifrat ve tefrit laflarını nereden yani çıkartıyor? Uçlarda, yani uçlarda gezen. Ben bilmiyorum ifratın tefritin anlamını ya. Yani dilimize yerleşmiş bir cümledir canım. Türkçesini yani kullanmasını uçlarda, ne diyeceksin? Uçlarda diyelim. Uçlarda kimi görüşler var? Bunlardan ilki olayın tümüyle bir ABD tezgahı olduğuna dair bir şey. İkincisi de olayın tamamıyla özgürlük, demokrasi arayışı. Yani benim fikrimce halkın sokağa çıktı. Hatta İran yöneticilerin, muhafazakar kanattan gelenlerin de temel şeyi bu zaten. Yani halk sokağa çıktı ve bu çok doğal. Yine bakalım reformistlere, Ruhani'den tutalım işte Zarife'ye kadar halkın sokağa çıkabileceği, ekonomi politikalarını eleştirebileceği bir şey. Evet, yani İran'da halk sokağa çıkabilir, eleştirebilir. Bu İran halkının en doğal hakkıdır. Hatta bugün Cevat Zarif Trump'a binaen bir tweet atmış. Zarif bir tweet. Evet, evet, evet. Ya diyor ki sizin kraliyet dostlarınıza benzemez İran diyor. Yani burada ifade özgürlüğü vardır, insanlar sokağa çıkabilir. Buraya kadar her şey tamam. Zannediyorum ekonomik kimi sıkıntıları anlattık. Ve insanlar şey sokağa çıktılar. Ve Meşet kentinde İran'da sokağa çıktılar. İran'da ifade özgürlüğü hakikaten var ya. Yani evet, evet, insanlar televizyonlarda çok önemli şeyleri tartışabiliyorlar. Sokağa çok... çıkabiliyorlar. Ya bizdekinden daha fazla enteresan, var. Enteresan birkaç örnek anlatayım kişisel izlenimlerim. Yani birincisi kişisel izlenim değil ama görünce çok şaşırmıştım. Seçimi izlemek için İran'daydım ve İran'da liderler açık oturumu oluyor. Ya dedim bizim unuttuğumuz bir şey. Hatta evet, bizim kuşağımızın görmediği bir şey. Tüm liderler bir araya toplanıyor ve birbirlerine acımasızca... En son 88'de mi 90'da mı ne oldu yani, evet, mümkün değil. Evet, yani İran'da hala liderler açık oturumu devam ediyor. İnsanlara devlet televizyonlarında seçime katılacak liderlere ayrılan süre eşit olmak zorunda vesaire vesaire, böyle bir durum var. İran halkının geneline indiğimizde de çok çok rahat bir şekilde, yani beni en çok şaşırtan şey oydu İran'a gittiğimde. Herhangi bir taksiye bindiğiniz zaman muhteşem derecede siyaset konuşabiliyorsunuz. Hükümet eleştirilebiliyor ya da muhafazakarlar eleştirilebiliyor. Bizim taksilerde de öyle. Evet, yani biraz öyle. Zaten takside nabızdır siyasetin nabzı. İran'da da epey ucuzdur yani Türkiye'ye nazaran taksiyle seyahat öyle etmek. Mi? Tabii petrol daha ucuz olduğu için. Aa, doğru. İran'da taksi çok şeydir. Bir de orada biraz daha dolmuş gibi kullanılır. Yoldan geçeni de alır, senin yanına oturtur falan. Öyle hadi 5 kişi tabii kaynaşırsınız. Ben taksi tutuyorum, taksiye yoldan başka tabii tabii o da başkası da biniyor. Seni götüreceği yere kadar iniyor veya biraz yolunu uzatıyor falan. Enteresan bir şey, kültür var ve insanlar konuşmaya, eleştirmeye hakikaten açıklar. Türkiye'de ya da Batı medyasında tasvir edildiği gibi böyle bir otoriter rejimden bahsedemiyoruz. O zaman İnsanları bu ifade özgürlüğünün şey kısıtlanmasından evet, falan zaten dolayı İran, değil yani. İranlı yetkililer de bunu defalarca söylerler. Yani İranlı insanlar sokağa çıkabilirler, eleştirebilirler. Fakat bir kırmızı çizgisi var İran'da otoritelerin. Bir, eleştiri hakkı farklıdır. Vandalizm farklı bir şeydir. Şimdi hükümet bunu söylüyor. Evet, eleştirebilirsiniz fakat kamu malına zarar veremezsiniz. Şimdi reformistlerin temel şeyi bu, bakış açısı bu. Muhafazakarlara geldiğimiz zaman orada daha kapsamlı ve derinlikli bir bakış açısı görüyoruz. Onlar şunu söylüyor, halkın talepleri emperyalistler tarafından manipüle ediliyor, kışkırtılıyor. Yani her zaman toplumsal olaylarda böyledir. Birisi sokağa çıktığı zaman herkes bir tarafından çekiştirmeye çalışır. Hı hı. Şimdi Meşet'te insanlar ilk sokağa çıktıkları zaman hakikaten de asgari ücretler, işte ödenemeyen maaşlar bunlar gündemdeydi. Fakat provokatör grupların, ABD destekli grupların devreye girmesiyle birlikte işin yönü başka bir yere evrilmeye başladı. Dolayısıyla bu kapsamlı bakış açısı sahadaki gerçekleri uyumlu mu? Evet, son derece uyumlu. Biliyorsunuz ABD son dönemde Ulusal Güvenlik Strateji Programı'nı açıkladı. Orada İran terörist
millet olarak atfediliyor, terörist devlet olarak, haydut devlet olarak bahsediliyor orada. Daha da öncesine gidelim. Trump'ın varoluş amacı, yani mesela Rusya'ya karşı yaklaşımı böyle değildi. Rusya ile kimi noktalarda ortaklık kurabilirim der, işte Suriye örneğinde olduğu gibi. Çin'e karşı bakış açısı böyle değildir. Ticaretle rekabet ederim ama Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kore Yarımadası'ndaki gerginliklerin çözülmesi noktasında işbirliği anlaşması yapabilirim ve hatta Trump'ın dediği gibi kimi ticari tavizler de verebilirim. Fakat İran'a karşı böyle bir bakış açısı yok. İran'a tamamıyla, bütünüyle İran'ın varlığına karşı, yani terörist millet olarak tanımlamasının sebebi de bu. İran'ı ortadan kaldırmak isteyen bir adam Trump ve seçim, en büyük seçim vaadi buydu. Çevresine bakıyoruz, çevresindeki kişilerin tamamı İran'ı yok etmeye odaklanmış kişiler. Kim bunlar? Mike Pompeo, CIA Başkanı. İkincisine bakıyoruz, Jim Mattis, Savunma Bakanı. Bakın, Jim Mattis'in çok enteresan bir konuşması var. Daha haberleştirmedik ama ben küçük bir ayrıntısını vereyim. ABD Merkezi Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde bir konuşma yapıyor 2016 yılında. İran üzerine tamamen konuşması ve orada şundan bahsediyor. Bizim İran'ı devirmek için iki seçeneğimiz var. Bu seçenek nedir? Bir, askeri müdahalede bulunmak. İkincisi ise İran'ın içini karıştırmak. Şimdi diyor ki orada tıpkı Soğuk Savaş döneminde yaptığımız gibi bir özgür Fars radyosu kurabiliriz. Ve böylelikle diyor, İran'da yaşayan insanlar da gerçekleri öğrenmiş olur. Yani doğrudan şunu ifade ediyor. Yani biz medya aracılığıyla çeşitli fısıltı gazeteleri, fısıltı böyle şeyle, dedikodularla İran halkını, İran halkı içerisinde korku ve panik yaratmayı deneyebiliriz diyor. Şimdi bunun örneğini aslında BBC Farsça'da görüyoruz. Çok 10 kişilik, 20 kişilik grupların kışkırtıcı sloganlarını dünya medyasına, dünyaya servis ediyorlar. İran masasının başında olan, bugün bir köşe yazısında da vardı, Ayetullah Mike diye bir kişiden bahsediliyor. Ne? Ayetullah Mike diye, böyle yani lakabı o. Mike soyadını Mike. Bilmiyorum, çok enteresan bir tiptir. Mike soyadı şimdi aklıma gelmiyor ama Ayetullah Mike olarak bilinen Müslüman. Allah iyiliğini versin sabah sabah. Müslüman. Sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. Tabii, çok enteresan, birkaç hikaye anlatayım onu, anekdot. Mike yani. Ayetullah Mike El-Kaide sorumlusu, yani CIA'nın El-Kaide yok etme, El-Kaide masasının şeflerinden. Epey enteresan bir hayat hikayesi de var. İşte Müslüman bir hanımefendiyle tanışıyor, daha sonra oradan Müslüman oluyor. Deli gibi bir sigara tiryakisi, koşu bandında ofiste yatıp kalkan öyle şey, psikopat bir tip. Bu adamın enteresan böyle başarısızlık hikayeleri de var. El-Kaide'nin tepe noktasını Ürdünlü bir doktoru sokmaya çalışıyor. Daha sonra 7 tane de CIA ajanını Afganistan'a gönderiyor. Bu adam, Mike. Evet evet, bu adam bizimle birlikte olacak ve onun istediklerini yapın. O size çeşitli direktifler verecek diye. Fakat ayarladığı Ürdünlü doktor El-Kaide koyu biçimde bağlı bir kişi çıkıyor ve oraya intihar ile gidip patlatıyor. 7 CIA ajanını Afganistan'da öldürüyor. Abi, sen bu adamın romanını yazsana. Ya. Evet evet, onunla ilgili bir film de var. Jim Michael gibi böyle. Dark Zero olması lazım. ABD'nin El-Kaide operasyonunu anlatan. Orada da bu Ayetullah Mike hikayenin ana merkezinde. Enteresan Allah bir adam ama tam bir İran düşmanı. İran'a nefretle bakan bir adam. Yani bunu şunun için söylüyorum. ABD, yani Trump yönetimi, daha doğrusu Obama yönetiminin aksine İran'ı hiçbir şekilde müzakere etmeyen, hiçbir şekilde temas etmek istemeyen ve İran'ın varlığına kökten biçimde karşı olan bir devlet. Dolayısıyla tüm araçları, tüm enstrümanları kullanıyor. Şimdi bakıyoruz, o enstrümanlar neler? Bir, evet dediğimiz gibi halk arasında ekonomi temelli korku ve panik yaratacak politikalar izliyor. Mesela Tahran sokaklarında ne konuşuluyor şu anda? Enflasyonun %70'e geleceği söyleniyor. Tüm tüketim ürünlerinin %40 zam yapılacağı söyleniyor ki sadece yumurta bu kadar astronomik biçimde zamlandı. Ne söyleniyor? Benzin tıpkı Ahmet Necat döneminde olduğu gibi bir günde %50 zamlanacak diye. Hiçbir gerçekliğe dayanmayan, hiçbir gerçekliğe temas etmeyen bir dedikodu gazetesi Tahran sokaklarında, İran'da kendisini gösteriyor. İkinci bunlar enstrüman, Mike'ın numaraları değil mi? Yani evet, bu aslında, yani Mike biraz daha böyle şey bir kişilik olduğu için evet, onun şahsında da söyleyebiliriz. Bir operasyon yönetiliyor neticede. Trump da bu sosyal medya trollerinin, tırnak içerisinde böyle şey yayan, yanlış bilgi veren kişilerin başında geliyor. Her gün oturuyor. Bir devlet başkanı her gün İran'a laf yetiştirmeye çalışıyor sosyal medya üzerinden. Geçtiğimiz günlerde bir medya kullanıcısı demiş ki, yani Trump dünya haritasında İran'ın yerini göstersin, bütün söylediklerini kabul edeceğim. Yani böyle şey bir tip. Trump bizim Gökçek gibi bir şey herhalde. Evet evet. Değil mi? Biraz benziyor. Ona buna biraz. Bulaşıyor. Evet evet, biraz benziyor. Ya, ikinci enstrüman ne? Birinci enstrüman, evet,
halk arasında korku ve panik yaratmak için medya kullanılıyor ve aynı zamanda dünyada olup bitenler, dünyaya İran'da olup bitenler bir rejime karşı, tırnak içerisinde bir İran'ın temeline karşı bir ayaklanma, kalkışmaymış gibi gösterilmeye çalışılıyor ki bunu yapmak isteyenler elbette İran'da var ama sayıları çok az ve çok kuvvetsizler. Dünyaya asıl şeyin bu olduğu gösterilmeye çalışılıyor. İkinci enstrüman ne? Ayrılıkçı politikalar kullanılıyor. Yani bugün Aydınlığın manşetinde gösterildiği gibi orada yaşayan Azeri kökenli kişiler, İran vatandaşları kışkırtılmaya çalışılıyor. Aynısı, bakın çok enteresan biçimde aynısı oradaki PKK-PJAK üzerinden kurgulanıyor. Baktığımız zaman eylemlere PJAK yani PKK'nın İran kolu, işte Komala denilen örgütler sürekli İngilizce Twitter hesaplarından çağrı yapıyorlar halk sokağa çıksın diye. Ve dünya kamuoyuna çağrıda bulunuyorlar. Gelin İran'a müdahale edin diyorlar. Bakın ne kadar üzücü. Oradaki kendisinin Türkçe olduğunu iddia edenler ve PKK'lılar İran'a karşı düşmanlıkta birleştirilmeye çalışılıyor. Türkçüler bu, evet. Türkçüler. Evet. Bu çok fazla tutacak bir anladım şey değil. Anladım da ben yanlış mı biliyorum? İran'ın neredeyse %60'ı Türk zaten. Evet ya. Tabii. Ya Türkiye Türkçülük mü yapıyor bunlar? Tabii. Hamane'ye çok şey bir konuşmasını şey yapmışlar. Yani İran'da Fars Türk'tür, Türk de Fars'tır yani. Budur yani. Evet, budur yani. İran'da evet. Bunun başka türlüsü mümkün değil ki. Evet. Biz nasıl Kürt de biziz, Türk de biziz, hepimiz Türk milletiyiz tabii, tabii. diyoruz. Onlar tabii. da Türk de birdir, Fars da birdir, tabii. hepsi İran milletidir diyorlar. Tabii. Yani burada şey... Yani orada Türkçülük, Kürtçülük sökmez zaten, ki. Evet, yani meselenin temelinde yatan şey de bu. Hatta yani İran'da bunun olması çok zor dediğiniz gibi. Yani Türkler devlet kademesinin her yerinde ve bir devlet yönetiyorlar. Fakat bundan daha önemlisi şu var. Kendi devletleri Kendi devletleri, kendi iç meseleleri. Ama bak orada şey var, çok güzel bir tavır da var. Sözünü kesmiş gibi olmuyorum ama Aydınlık'ta gördüm yine. ABD ve İsrail'in İran'ı ateşin içine sürüklemek istediğine dikkat çeken Doğu Azerbaycan Öğrenci Birliği Genel Başkanı Muhsin Muhammedzade. Bak bunda Mike yok ha. Mike olmadığı için böyle konuşuyor. Muhammedzade eylemlerin dış odaklar tarafından kışkırtıldığını ifade etti. Ne diyor? Tebriz'de tek bir kişi bile sokağa çıkmadı diyen Muhammedzade. Tebriz zaten tamamen neredeyse bir Türk kenti. Diyen Muhammedzade tertiplere karşı deneyimli olduklarını ve İranlı Azeri Türkleri olarak suistimalci kimselere meydan bırakmayacaklarını söyledi. Muhammedzade biz fitnecilerin arkasından giderek vatana ihanet edenlerden olmayız dedi. Muhteşem. Bu işte. Muhteşem. Evet. Bu. Temel şey bu. Şimdi gelelim peki bu eylemler nereye gider? Ne olur? Bakın kimileri çok seviniyor. İşte bu 2009'daki eylemlerden çok farklı bambaşka şeyler olacak. Hiç, yani böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yarın çok büyük eylemler olacak Tahran'da. İran'a destek amaçlı, hükümete destek amaçlı gösteriler düzenlenecek. Bugün hatta insanlar sokağa çıkmaya başladılar İran'da, Tahran'da. Ben sana başka bir şey sorayım mı? Birçok kentinde. Cuma günü asıl ne olacaksa olacak diye bir tabii, şey konuşuluyor. Tabii. Yani yarın on binlerce insan sokağa çıkacak. Ve İran devlet aklı hakikaten şeydir. Özür dilerim. Cuma günü. Ha Cuma. Yok ben günlerimi şaşırdım. Yılı şaşırıyorum. 2017 bugün de, diyorum bugün de, hala da. Bugün de eylemler oluyor. Şu anda başladı eylemler. Fakat İran her zaman şunu şey yapıyor. Bir bekleyelim ve görelim. Nedir? Kimdir? Çünkü hakikaten İran bu konularda oldukça deneyimli bir ülkedir. Daha ülkede bir kriz havasının olmadığını söylemek şuradan mümkün. Daha ulusal güvenlik konseyini dahi toplamalar, yani alınacak önlemler. Bakın 2009'daki eylemleri hatırlayalım. Devrim muhafızları, besleyici, yani çok sert biçimde bastırılmıştı oradaki kalkışma. Fakat şimdi böyle bir şey de yok. Yani İran şu anda bekliyor, görüyor. Acaba kim dostumuz? Mesela Türkiye'de bu açıdan önemli. Oraya gelelim mi? Türkiye'den bir açıklama yapıldı. Cumhuriyet'ten verebilir misiniz arkadaşlar onu? Türkiye'den rejime destek diye. Ben Cumhuriyet'in haberi verme biçimini de tabii. Çok şey kendine yaptım. Şey olduğu için. Şimdi diyor ki Türkiye'den rejime destek. Bu rejim ne? Yani işte şimdi, şeye benziyor değil mi? Suriye'deki Rejimin güçleri olan Suriye ordusu ve Irak rejimin bu rejim ne? Bu rejim. Şey yapmak istediğiniz zaman, birisini hedef almak istediğiniz zaman bu cümleyi, bu kelimeyi kullanırsınız. Rejim kelimesi. Şimdi anlıyoruz ki Cumhuriyet Gazetesi İran'a tabii açıktan, düşmanca bir tavır alıyor. Bu rejime destek demekle bu ortaya çıkıyor bir kere. Türkiye gösteriler başladıktan 6 gün sonra açıklama yaptı. Ne olmuş?
Çok mu garip bir şey yani? İlk günde mi yapsaydı? Dışişleri Bakanlığı'nın rejime destek veren açıklamasında kamu malına zarar tırnak içinde ve dış güçler gibi tanıdık ifadeler yer aldı. Baba baba baba. Yani neden tırnak içinde kamu malına zarar? Dış güçler. Ve yani dış güçler hakikaten deyimi, neyi buharlaştırmaya çalışıyor Cumhuriyet? Yani ABD'nin, neden biliyor ABD'nin, musun? Emperyalistlerin İran'ı yıkmak istediğini mi buharlaştırmak istiyor? Yani onu mu küçümsetmeye çalışıyor? Daha net koyayım ortaya. İç sayfada açıklamanın kodları diye bir şey var. Şimdi böyle vermiş ya dış işlerinin açıklamasını, yetmemiş. Ben demiş bunu iyice yerin dibine batıracağım. Açıklamanın kodları haberine geçelim iç sayfada. Kaçıncı sayfada? Şuçuncu sayfada. Şimdi EDAM Başkanı Sinan Ülgen'den bir görüş almış. Ruhani'nin açıklaması esas alınmış. Bu tip halk hareketlerinde Ankara'nın açması var. Demokrasi mücadelesi olup olmadığına yönelik değerlendirmeyle dış odakların tertip olup olmadığı konusunda gelgit yaşıyor falan filan. Nevşin Mengülen bir açıklama almış. Nevşin daha önce İran'da bir süre görev yaptığı için. Ama asıl bak kimden açıklama almış. Marshall Fonu Ankara Ofisi Direktörü Özgür Ünlü Hisarcıklı. Hacı ne iş? Yani kim size akıl verdi gidin Marshall Fonu Ankara Ofisi Direktöründen görüş alın İran'la ilgili diye? Marshall Fonu ne? Ne Marshall Fonu arkadaş? Marshall Fonu Truman Doktrini'nin Sovyetler Birliği'ne karşı dünyayı terörize eden Truman Doktrini'nin o ülkeleri yani yanına toplayacağı ve NATO'yu birlikte kuracağı ülkeleri satın alma fonudur. Türkiye'yi satın almıştır süt tozuyla bilmem nesiyle. Almanya'yı satın almıştır anayasasını yazmıştır. Batı Avrupa'yı satın almıştır savaştan dolayı uğradığı yıkımları telafi ederek. Sonra hepsini NATO baskısı altında 50 sene yönetmiştir. Siz bu Marshall Fonu'na mı kaldınız İran'da ne olup bittiğini anlamak için? Allah'ını seversen bir şey söyle ben şimdi ağzımı bozacağım. Yani bu akıl alır gibi değil. Yani Marshall Fonu diyor ya. Cumhuriyet gazetesi ne yapmaya çalışıyor? Yani mesela şunu görmemek, mesela CIA'yı mı buharlaştıracak? İsrail'i mi? Suudi Arabistan'ı mı? Burada tek kelime var mı? Bakın Suudi Arabistan El Arabiya kanalı Allah yardımcınız olsun diye İran'da polis otolarını yakanların görüntülerini veriyor. Cumhuriyet'te bunun tek satırı var mı? Ama bak Marshall Fonu yani koskocaman Cumhuriyet Suudi Arabistan'la mı? Suud'la mı yan yana düşüyor? Marshall Fonu gözüyle olaya bakmaya çalışan Cumhuriyet'in İşte bu olursun. Haberinde ne diye çıkar biliyor musun? İkincisi de Ankara'nın halk hareketlerine gezi lensinden bakması. Böyle de İngilizceye düşersiniz işte. Amerikancaya düşersiniz. Hiç olmazsa ifrat tefrit diyor adam. Yani komşunun dilini kullanıyor. Suudi Arabistan'ın yanına düşerler böyle. Amerikancılık ve Suudi Arabistan arasında gidip gelirler. Ben bunu gördüğümde yani Suudi Arabistan çok mutlu ya. Olmuştur. Aklım almadı yani. Marshall Fonu Ankara Ofisi Direktöründen fikir almak. Cumhuriyet Gazetesi'nde kimin fikriydi? Allah'ınızı severseniz. Orhan Erinç abi senin fikrin mi? Hikmet Çetinkaya senin fikrin mi? Sen Marshall Fonu ile ilgili onlarca yazı yazmadın mı zamanında? Orhan Erinç sen. Orhan abi sen diye hitap ettiğim için de özür dilerim. Yaşça büyüksün benden çünkü bayağı büyüksün. Bu sizin fikriniz mi? Kimin fikri bu? Yani rahmetli Uğur Mumcu olsaydı sopayla kovalardı sizi. İlhan Selçuk olsaydı sopayla kovalardı. Oktay Akbal olsaydı, Mustafa Ekmekçi olsaydı sopayla kovalardı sizi ya. Allah'ını severseniz kim söyledi? Gidin Marshall Fonu'nun direktöründen fikir alın diye. Aramızda kalacak kim ne der? Öyle bir şey yok ya. Oy darlandım. Darlandım. Ya bunlar tabii Türk medyasında da olacak. Şeyde de olacak. Yani bu ama yani kendilerini zavallı duruma düşürüyorlar. Bu şey gibi yani İran'da olan olayları hakikaten Marshall Fonu'nun direktörün Ankara Ofisi Direktörü Özgür Ünlü Sarıcık diye yani yorumlatmanın şeyde de mantığı yok. Yani Türkiye'de hakikaten çok fazla İran uzmanı var. İran Araştırmalar Merkezi var. TASAM var. Şu var bu var. Yani gazetecilik şeyi açısından da çok saçma. Abest. Yani illa yani İran'ın mesela Nevşin Mengü burada bir taraf olamaz. Evet İran temsilciliğini yaptı. İran'da uzun süre bulundu. Yatıp kalkıp Rusya'ya küfretmek. İşte Rusya kelebek değil, böcek değil. Rusya'yı kötüleyelim. NATO'dan çıkarsak dünyanın sonu mu? Evet sonu kardeşim diye tırnak içerisinde solcu bir günde köşe yazıları yazan.
Değil mi? Mesela Türkiye bunları görüyor. Şu anda yani kendisine solcuyum, anti-emperyalistim diyen gazetelerin köşesine ayırdığı Nevşin Mengü. Değil mi? Bir günün köşesine ayırdığı Nevşin Mengü. NATO'yu savunuyor falan. Yani böyle garip bir şeye düştük. Garip bir ikileme düştük ama aynı zamanda hükümete yakın olmakla eleştirdiğimiz zaman zaman Yeni Şafak gazetesinin yazarları da şunu savunuyor. Kardeşim, İran'a yapılan müdahalenin arkasında ABD var. Bunu söylemek için hakikaten kahin olmaya falan da gerek yok. Bakın Trump'a sorun, ABD'ye sorun. Yani hakikaten bu işin arkasında siz var mısınız? Evet, var sonuna kadar ya. Destekliyoruz diyor. Evet. Bakın Yemen'de insani katliam yaşanıyor. Hala yaşanıyor. Birleşmiş Milletler bir kere acil toplantıya çağırdı mı bunu? Kolera var Yemen'de ya. Kolera ABD, var. Kaç kere evet, ABD onu. ABD bunun için toplantıya çağırdı mı? Hayır, çağırmadı. Filistin meselesinde bir kere Filistin'de katliamlar yapılırken acil toplantıya çağırdı mı? Çağırmadı. İran'da ne oluyor peki? İran'da polis araçları yakılıyor. İran'da polis noktaları Bije Peşmerge diyenler tarafından, videoları var, açıp internetten baksınlar, yakılıyor. Silah depoları ele geçirilmeye çalışılıyor. Değil mi? İran'da bakın silah ruhsatı yasaktır. Silah almak çok zordur. Bu kışkırtıcıların ellerinde nereden geldiği belli olmayan silahlar oraya buraya ateş ediyorlar. Ve ABD bu bir insan haklarıdır, bu bir demokrasidir, hemen acil toplanalım. Yani bunun içinde mi gözünüz kör, yani burayı da mı görmüyorsunuz? Peki Gökhan, fazla vaktimiz kalmadı. Bir iki konu daha var sana danışmak istediğim. Bu Marshall fonu beni şeyden çıkardı, Şiraze'den, ancak toparladım. Şimdi sorayım. Şimdi hangi gazetede olduğunu bulamadım ya. Yani ayırmıştım, buraya donat etmiştim ama baktım bulamadım. Onur Öğmen'den mi görüş almışlar? Onur Öğmen diyor ki Musaddık'ı da böyle devirmişlerdi. Yani Musaddık kim? Petrolleri millileştiren adam. Kişi, evet. Şimdi bu gözle bakınca da çok önemli bir şey çıkıyor değil mi ortaya? Yani ha Musaddık'ı devirmişsin, ha İran'da bugün bu eylemleri kesinlikle yapmışsın. Yani bugün şunu söylemek için kahin olmaya gerek yok ki. İran'ın, Amerika'nın Orta Doğu'da kaybetmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi İran'dır. Amerikalı yetkililer de bunu kabul ediyor. Yani gittiler, Saddam'ı devirdiler, Irak'ı kontrol altına alacaklardı. Ne oldu? Irak'ta kaybettiler, İran etki alanını genişletti değil mi? Ne yapacaklardı? Lübnan Hizbullah'ını yok edeceklerdi. Edemediler, orada gömüldüler. Yemen üzerinden Körfez'i kontrol altına alacaklardı. Alamadılar, orada bataklığı sürüyorlar. Suriye'de hükümeti devireceklerdi. Orada bir tırnak içerisinde devrim yapacaklardı. Yapamadılar. Şimdi en son kendi kara kuvvetleri PKK'yı korumaya çalışıyorlar. İran'dan arka ardına açıklamalar geldi. Değil mi? Ne dediler? Sıra PYD'ye de gelecek. Suriye hükümetini bakın, hatta şunu açıkça söyleyelim. Rusya'nın yapmadığı kadar Suriye hükümetini yüreklendiriyorlar. PYD'nin PKK'nın üzerine gitmesi aslında. İran Hamaney'in danışmanı, Ruhani lider Hamaney'in danışmanı velayetinin defalarca açıklaması var. Hepsi süpürülüp gidecek diye. Değil mi? Evet. Yani böyle bir ülke. Dolayısıyla ABD tabii ki devirmek isteyecek. Yani bunda şey böyle uçuk ya da fanteziye dönük bir tahlil yok. Peki biz burada ne yapacağız? Yani kendisine anti-emperyalistim diyenler şöyle bakılıyor. İşte halk orada Mollalara karşı isyan etti. Şu oldu, bu oldu. Bakın aynı şeyi pazarlıyorsunuz. Aynı şeyi pazarlıyorsunuz yani. Dünyada bugün esas çelişme ya da İran'ın bugünkü konumlanışındaki dert bu değil ki. Yani İslamcıların kimisinde de farklı bir şey var. İşte onlar Şii falan. Filistin'deki örgütlere yardım ederken de mi Şii'ydi? Hamas'a yardım ederken de mi Şii? Ya da Filistin İslami Cihad'a yardım ederken de mi Şii? Yok, Sünni örgütler. Ya da Türkiye'de bugün bir rejim ihraç etme çabası var mı İran'ın? Bakın bugün Türkiye'de gericiliği kim besliyor? ABD besliyor. ABD Büyükelçisi kendini demedi mi? Biz olmasak eşit kana bular Türkiye'yi diye. Açık açık itiraf etmedi mi? Tabii o Rosfield işitleri, evet, değil işitleri, mi? Ayrılmadan tabii, önceki tabii. Son açıklaması tabii. 9,5 aydır tabii. Niye Türkiye'de bombalar tabii. Patlamıyor? IŞİD'leri kim tahliye etti? Bakın dünyada gericiliği kim besliyor? IŞİD'i kim besliyor dünyada? Rakka'dan PKK-PYD'nin kontrolünü kim çıkarttı? Bak, yani Türkiye'de eğer bu tırnak içerisinde laik kesimler bir yerde şey arıyorlarsa İran'a bakmasınlar kim gericiliği besliyor diye. Bugün bir slogan atacaklarsa Mollalar İran'a falan değil, Washington'a gitsinler. Washington'da bulacaklar gericiliğin merkezini. Yokum, sen biraz çayını iç. Ben Türkiye'de şeriat kitabının yazarıyım. Çok iyi incelediğimi biliyorum. Son 200 yılda Türkiye'deki hiçbir gerici hareket bağımsız değildir. Tabii. Hiçbiri. Bir teki bile. Hepsinin arkasında mutlaka o yabancı güçler var. Hepsinin arkasında. Bak 31 Mart vakasından başla. Bugüne kadar gel. Hepsinin arkasında mutlaka o yabancı emperyalist güçler var. Bölücü hareketler de aynıdır.
bir tek bağımsız bölücü hareket yoktur. Tabii. İran'da da öyledir. İran'da ne hareket yapılıyorsa şu andaki yönetime karşı hepsinin arkasında mutlaka emperyalizm var. Ha İran'a gerici şu bu diyenler açsınlar kendi ülkelerindeki gerici hareketin tarihine baksınlar. Bir de şey var. Şurada. Hürriyet'te Yeni Şafak'ta hayret verici bir şekilde aynı başlığı kullanmış. Talep çeşitli, öfke lidersiz diyor Hürriyet. Yeni Şafak'ta da sokağın lideri yok diyor. Ne demek bu başlık? Yani belli ki bu batılı ajanslardan alınmış, her iki gazete tarafından da kullanılmış bir başlık. Yani şöyle bir durum var. Şimdi İran Hürriyet'in bahsettiği şey şuradan hareketle bunu söylüyor. Gösterilerin ilk düzenlendiği yer Meşet. Meşet'te başladı gösteriler. Meşet'te reisinin kalesi. Reisi kimdir? Seçim zamanı, bu geçtiğimiz yıl gerçekleşen seçimlerde Ruhani'nin muhafazakar kanattan rakibiydi ve ülkedeki Meşet'te bulunan en büyük dini kurumun temsilcisi. Dolayısıyla muhafazakarların çok yoğun bir etkisi vardır Meşet'te. Aynı zamanda ülkedeki Kum şehriyle birlikte dini merkezlerden birisi. Dolayısıyla hareketin buradan başlaması bunların muhafazakarların kontrolü altında bir eylem olduğu yönünde yorumlandı. İran'daki kimi gazeteler de buna benzer şeyler söyledi. İşte reisinin şehrinde olması bir tesadüf mü? Ya da Ahmedinejad etkisi var mı eylemlerde diye. Bunu bilemem. Bunun hakkında bir yorum yapmak şu an için mümkün değil ama şunu söyleyebilirim. Meşet'te aynı zamanda tarımla uğraşan insanların epey yoğun olarak yaşadığı bir yer. Dolayısıyla ilk etapta işte temel tüketim maddelerine geleceksen buradaki insanları rahatsız eder. Hürriyet bunu şey yapmaya çalışıyor. Yani bu bir aslında hükümeti kontrol altına almaya dönük bir muhafazakarlığın ilk adımda adımıydı olarak söylüyorlar bunu. Burada bunu haklı çıkartacak belki kimi şeyler olabilir. Çünkü son cuma namazı öncesinde Hamaney'in Meşet'teki temsilcisi şunu söylemişti. Yani ekonomi temelli bir konuşma yapmıştı. Ve çok kötü yönetiliyoruz ekonomide diye bir yani ekonomi temelli bir iki vaazlar veriliyordu zaten camide. Dolayısıyla belki halkın bu yöndeki rahatsızlıklarını dile getirmelerinin herhangi bir sakınca olduğunu görmüyordu muhafazakarlar. Bu elbette ya bu çok doğal bir şeydir. Yani bugün İran'da dediğimiz gibi yani muhafazakarlar bunu söyledi. Ekonomide bir rahatsızlık var. Bunu dile getirmek sizin hakkınızdır. Bu evet bu çok doğal bir şey zaten yani. Fakat burada bir işte muhafazakarlar bir komplo kuruyor vesaire diye bir şey. Bana çok akla yatkın gözükmüyor. Elbette ülkedeki reformcuların rakibi olan muhafazakarların ülkedeki bu sorunu düzeltmek için ya da ülkedeki bu sorunu gündemde tutmak için bu yönde konuşmaları ve bu yönde telkinleri olabilir. Fakat muhafazakarların bir komplo düzenlediği, kendilerine karşı bir komplo düzen iddiası yersiz. Neden? Çünkü İran'daki sistem Türkiye'deki gibi değil. Yani bir yanda işte seçim parti geldi ve o parti bütün her şeyi kontrol ediyor diye bir şey yok. İşte devrim muhafızları var. O doğrudan İran dini liderine ait. Mesela dış politikada reformcular iktidarda fakat Ruhani hükümetinin dış politikayı belirlemede şey yetkisi yok. Dış politika yine İran'ın o temel karar alıcı mekanizmaları belirliyor. Dolayısıyla kendi ayağını kurşun sıkmak olur muhafazakarların bunu yapması. Yani bir komplo teorisi. Ama kimi haklı noktaları var mı? Evet kimi haklı noktaları olduğunu ben de buradan görebiliyorum yani bu tahlilde. Ama nihai olarak bir komplo kurulması demek bu halkı eleştiri, ifade özgürlüğünü savunanların da kendi ayağını sıkması demek. Anladım. Peki. Herhalde 3 aşağı 5 yukarı. Bu öfke lidersiz meselesinde şuna vurgu yapılıyor olabilir. Şimdi 2009'da evet kimi şeyler vardı orada işte oyların çalındığını iddia edenler, yeşiller reformcular, vardı, evet Yeşiller Hareketi vardı orada. Ama burada öyle bir durum yok yani çünkü iktidarda olan reformcular ve kendi yandaşlarını sokağa falan elbette çağırmazlar. Muhafazakarlar İran'ın sistemine karşı olarak sokağa çıkmazlar. Kim kalıyor? Geriye bir avuç provokatör. Zaten bakın eylemlerde büyük kitlesel katılımlar göremezsiniz. Yok yok Yakup anlattı onları. Yakup Aslan evet, anlattı. Evet. Bu açıdan Ulusal Kanal çok şanslıyız biz tabii, yani. Biz bütün Türkiye değiliz. Çok biz, şanslı. Doğrudan bildiriyoruz. Olay yerinden bizim bildiriyoruz. Bizim şansımız gönüllülerimiz ve izleyicilerimiz. Onlar sahip çıkıyor Ulusal Kanal'a. Evet, Ulusal kesinlikle. Kanal kimsenin yapamadığını yapıyor. Tahran'da muhabir bulunduruyor. Evet. Suriye'de muhabir bulunduruyor. Böyle kriz anlarında. Kriz anlarında evet. Da haberi doğrudan alıyor. Evet, evet. Ben son bir 30 saniye. Benim fikrim bir hafta sonra bunları konuşmayacağız bile. Yani şu anda dediğim gibi ben hala İran devletinin
ne olduğunu anlamaya çalıştığını, yani şöyle bakalım biraz ortaya çıksınlar da, mesela zararlı otları temizleme şeyi vardır ya, ya bırakalım şu zararlı otlar biraz büyüsün ki anlayalım sorun nereden geliyor. Çünkü İran biraz da herhalde şeye hazırlanıyor. Deyim yerinde ise bir temizlik, bağırsak temizliği yapacak. İnternete baksınlar. PKK'ya karşı da çok büyük operasyonu hazırlanıyor İran. Onu da belirtelim. Vallahi iyi yaparlar. Ayrı kodların nerede olduğunu anlamanın en kolay yolu internete bakmak. Oradan çok rahat görürler. Peki Gökhan, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Böyle şeyler oldukça seni yine çağıracağız. Sen de sağ ol, hiç gık demiyor çocuk ya. Tamam abi, hemen diyor, geliyor. İkinci bölümde başka şeylerden konuşacağız ama Mehmet Yuvan'ın bir yazısı var. Ne Gazze ne Şam diye ilginç bir bakış açısı. Aynı bizim şeye benziyor. Fırat Kalkanı olayına benziyor. İran'daki olay diye bir girmiş oradan. İkinci bölüme Mehmet Yuva ile başlayacağım. Sonra 9 yaşında çocuğun evlendirilmesinden tut bilmem neye kadar bir sürü konu var. Hadi bakalım biraz çayınızı kahvenizi alın, reklamları izleyin. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Efendim televizyon gazetesine devam ediyoruz. İran'ı konuşmuştuk. İran'la ilgili bir notum daha var. O not ne? O not Aydınlık'ta Mehmet Yuva'nın yazısı. Ne Gazze ne Şam ne Lübnan. Hayatım İran diye bir başlık atmış. Bana başlık çok ilginç geldi. Çünkü bu başlık İran'daki ayaklananların kullandığı bir slogan. Şöyle diyor Mehmet Yuva, gerçeklerin katledildiği ve hakikat ölünce Suriye'nin tahrip edildiği senaryolar bu sefer İran için devreye sokuluyor. Sosyal medyada tedavüle giren, nerede çekildiği, kime ait olduğu ne malum görüntüler piyasada. Molla rejiminin kara çarşafları altında boğulan, modern havayı solumak isteyen, savaşma seviş arzusu ve ateşiyle yanan gençleri sokağa davet ediyor. Öfkeli kalabalığın polis araçlarını yaktığı, asker ve polislere yönelik gerçekleşen suikastlerin vuku bulduğu videolar tedavüle sokuluyor, cesaret hapı enjekte ediyor. Molla rejiminin çaresiz ve çökmekte olduğu, İran şehirlerinin Molla rejiminin baskılarından boğulan halkların özgürlük talepleriyle inlediği haberleri servis ediliyor. Mesela bu haberlerden bir tanesi, bu PKK yanlısı bir gazetede bugün vardı. İran için özgürlük falan diye. Onu da bilgilerinize sunayım. Tekrar hortlayan sihirli sözcük, adalet ve özgürlük. İran, Türkiye, Suriye veya herhangi bir ülke için hortumcu banka, harami bankerler, hayat pahalılığı, katı dini kurallar, siyasi rüşvet, hukuksuzluk, çevre kirliliği, etnik sorunlar ve daha nice konu gerekçe gösterilebilir. İran'ı tanımayanlar için Molla rejimi diyerek kara propaganda da yapılabilir. Ne yani? Protestoları, İsrail, Suriye hanedanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve daha nice mahfil destekliyorsa haksızlıkların, hukuksuzlukların karşısında dilsiz şeytan mı olmalıyız? İsrail, Suudi hanedanlığı ve ABD ile savaşıyor diye sesimizi çıkarmayalım mı? Suriye, Lübnan, Irak, Yemen ve daha nice mekana destek veriyor, oraları için ölüyorsa ülkemizdeki sorunlara karşı üç maymun mu olalım diye de sorulabilir. Bütün bunlara eyvallah da doğru söyler, şer arzular prensibini de dikkatten kaçırmayalım. Söylem ve eylemlerimizin yarar ve zararlarını iyi ölçmeliyiz. Toplumsal eylemler anarşist bir anlayışla teşvik edilip desteklenemez. Bizim kimsenin önderliğine, nasihatine ve kılavuzluğuna ihtiyacımız yok denilerek ferman padişahınsa sokaklar bizim zihniyetiyle ne bir devrim, ne bir toplumsal yarar, ne de ülkeye huzur sağlanmıştır. Gezi ve onlarca tarihi vaka bu ifademize emsal teşkil etmektedir. Bu tür eylemlerin ya bir müddet sonra bastırılıp yok edildiği yahut pusuda hazır bekleyen örgütlü ve silahlı kuvvetlerin amacına okkalı bir araç haline geldiği görülmüştür. Kermanşah İran'ın batısında Tahran-Bağdat ana karayolu üzerinde yer alır. Irak sınırına 120 kilometre mesafede. Kasım 2017'de Irak Süleymaniye merkezli patlak veren deprem Kermanşah kasabasını da vurmuştu. 600 insan can vermişti.
Ekim 2016'da Kermanşah'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Pasdaran ile PKK'nın İran kolu Kürdistan Özgür Yaşam Partisi PEJAK'ın askeri yapılanması, Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri YRK arasında vuku bulan çatışmada 12 militan öldürülmüştü. Evet. İran kaynakları öldürülen kişilerin üzerinden PKK flamaları, kimlik ve PKK lideri Öcalan'ın fotoğraflarının çıktığını belirlemişti. PEJAK vuku bulan çatışmayı kabul etmiş. Bir grup gerilla yoldaşımız İran totaliter rejimine bağlı güçler tarafından şehit edildi açıklamasında bulunmuştu. Kermanşah hassas sosyal yapısı sebebiyle İran'da genel bir toplumsal ayaklanma ve silahlı çatışma ortamı yaratmak isteyen mahfillerin ilgi merkezinde. İsrail medyası İran'da patlak veren sokak eylemlerinin merkezinde Kürtler var haberlerini büyük bir övgüyle sunuyor. Gerici Molla rejimine karşı özellikle Kürt kasaba ve köylerinde çekildiği iddia edilen videolar tedavüle sokuluyor. Bu eylemlerin başka bölgelerde sokağa çıkmak isteyen özgürlük ve demokrasi aşıklarına ilham olduğu iddia ediliyor. İsrail kaynakları Kürtlerin büyük bir cesaretle güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdiklerini söylüyor. Elektronik sosyal medya İran için özgürlük istiyor. Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri medyası ile elektronik operasyon merkezleri İran Sünnileri ve İran Arap Körfezi'ne yakın yaşayan Arapları hedef alıyor. İran'da Arap nüfus toplamın %4'ünü teşkil ediyor. Arap Körfezi'ne komşu olan Huzistan bölgesi nüfusunun yaklaşık %35'i Araplardan oluşuyor. Huzistan eyaletinde 33 Arap aşireti mevcut. Bölgenin en köklü ve en güçlü aşiretleri El Sevait, Beni Mansur, Beni Lam, Sevari ve El Bebid aşiretleri Şii mezhebi inancına göre, diğer küçük ve Bedevi aşiretleri ise Sünni mezhebine bağlı. Huzistan eyaleti petrol ve doğalgaz kaynaklarından dolayı İran için stratejik bir bölge. Şubat 2017'de Huzistan bölgesi Arapları 11 kentte protesto eylemleri yapmıştı. Karun Nehri suyunun Huzistan yerine Fars bölgelerine aktarılması, toz kasırgalarının sebep olduğu çevre sorunlarının çözülmemesi, su ve elektrik kesintilerine dikkat çekmek olarak başlayan eylemler giderek etnik eksenli isteklere ve Arap-Farisi kavgasına dönüşmüştü. Suudi hanedanlığı mezhep adına oynadı ama kaybetti. Zira Araplar Suudi mezhepçiliğine prim vermedi. BAE'nin Fahrettin Paşa üzerinden telkin etmeye başlattığı Arap milliyetçiliği üzerinden İran ve Türk düşmanlığını hedef almasının sebebi bugün daha iyi anlaşılmalı. Birleşik Arap Emirlikleri medyası Sünni Şii söylemlerinden ziyade İran Araplarına Farisi kültür hegemonyası ve Arapların Necip tarihini yok eden Farisi Molla rejiminin zihniyetine karşı isyan çağrıları yapıyor. Arap davası için maddi ve manevi her türlü desteği vermeye hazır. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'deki Arapları da çok seviyor. Örümcek kafalı Suudi hanedanlığının Sünni projeleri yerine daha cazip olan modern Arap milliyetçi senaryoları teşvik ediyor. Dördüncü etkili unsur Azeri-Türk propagandası Azerbaycan üzerinden İran'a İsrail ve Suudi nüfuzu da sarkıyor. Türk ve Azeri çağdaş Lawrence'lar da sahada faal. Azeri ve Türk milliyetçiliği üzerinden İran'a yükleniyor. İran'da Azeri medyası ve örgütleri Şubat 2017'de Arap bölgesinde patlak veren olaylarda Araplar ile dayanışma içinde oldu. Traktör İranlı Türklerin futbol takımı olarak bilinir. Spor karşılaşmalarında Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla katılan bir grup taraftar Körfez Araplarındır. Türk-Arap kardeştir diyorlar. Yaşasın Azerbaycan sloganıyla Tahran'a karşı eylem yapmıştı. İranlı Azeri ve Türklerin Tebriz'in kuzeyinde yer alan Türklerin diriliş mekanı olarak kabul edilen Babek Kalesi yürüyüşlerine Arap eylemciler de katılmıştı. Türkçe eğitim talebi ve İran'da Fars milliyetçiliğine karşı ilk kitlesel hareket bu mekanda gerçekleşmişti. Ne Şam, ne Gazze, ne Yemen, ne Irak, ne Lübnan, benim hayatım İran, Suriye'yi bırakın, bizi düşünün sloganı bu reform, yolsuzlukla mücadele, hortumcu bankalara karşı eylemlerin aslında hangi amaçla organize edildiği net olarak anlaşılıyor.
İran sokaklarında hasıl olan çatışmalar ve dökülen kan en çok Harami Netanyahu rejimini memnun ediyor. İran onun nazarında İsrail düşmanı, vahşi bir rejim. Doğrudan siyah sarıklı bir komutan çıkacak, ve İsrail'i harap edecek kehanetinin varlığına inananlar için İran tam bir baş belası. Netanyahu sultasının hülyasını Lübnan ve Suriye'de kabusa dönüştürdü. Büyük Amerika'nın Orta Doğu projesi ve Büyük İsrail projesi tabutuna esaslı bir çivi çaktı. Irak'ta şımarık oğlanı Barzani'ye Karabasan gibi çöktü. Yemen'de İsrail ve Habibesi Suudi hanedanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin tekerine çomak soktu. El-Hak, Harami Netanyahu doğru söyler. İran, İsrail ve dostları için çok barbar bir rejim. Evet, ne Gazze, ne Şam, ne Lübnan. Hayatım İran. Neye benziyor? Biraz bizdeki Fırat Kalkanı'na tepkilere benziyor değil mi? Ne işimiz var bizim Suriye bataklığında? Ne işimiz var? Mehmetçikler ölecek. Halbuki anlatıyorsun, hayati bir şeydir Türkiye'nin bütünlüğü için. Ne işimiz? İran'da da şu anda göstericiler, ne işimiz var bizim Lübnan'da, ne işimiz var bizim Yemen'de diyorlar. Telefon hazırmış. Tarık, hoş geldin. Tarık tek gözlü. Seninle şu taşeron meselesini konuşacağız ama telefon hattımızda hocamız Sedat Şenermen var. Kur'an araştırmacısı, yazar. Son 1-2 gündür Türkiye'de Diyanet'in bir şeyi, fetva mı denir buna, fetvası tartışılıyor. Erkek çocuklar 12'sinde, kızlar ise 9'unda evlenebilir diye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bir şey yayınlandı. Ne demek bu ya? Yani daha önce bir seni boşadım, benden boş ol gibi sözler, mesajla atıldığında eşini boşamış sayılacaktın. Bir boşanma işine daldılar. Şimdi evlenme işine de girmişler. Sedat Hocam, nedir bu? Yani şunu da hatırlatarak sorayım. Diyanet'ten bir açıklama geldi bugün. Yalanlanıyor bu fetva. Ama yalandır malandır deniyor da bizim diyor yayınımızdaki tanım ve maddelerin çarpıtılmasıyla böyle bir iddia üretmek iyi niyetle izah edilemez. Nedir bu iddia, nedir bu fetva, nedir? Nereden çıkıyor bu 9 yaş, 12 yaş meselesi? Sizin görüşünüz nedir? Halil Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Saygıdeğer Ulusal Kanal izleyicilerini de saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Sorduğunuz soru, günümüzün konusu, erken evlilik, çocuk gelin, çocuk damat konularını kapsıyor. Konu Osmanlı döneminde de bir dönem yaşandı. Tarihi bir gelişimi var. Ancak Osmanlı döneminde bu gelişimden, bu uygulamadan yanlış, zararlı, dini, imani, insani, vicdani olmadığı için dönülmüştü. Birinci dönüş zihinsel olgunluğu sağlamak için 1868 yılında Marif-i Umumiye Nizamnamesi çıkarılmıştı. Bu nizamname ile Osmanlı döneminde kız çocukları sadece 6 yaşında bir eğitim görüyordu. Artık kız çocukları her dereceli okulda zorunlu eğitime erkek çocuklarıyla beraber tabi olabilir yasasıdır bu. Dolayısıyla 9 yaşındaki çocukların evlendiği yaşta zihinsel olgunluk sağlanmadığı için önce zihinsel bağlamda bir yasa çıkarıldı. İkincisi, Osmanlı döneminde bedensel olgunluk yaşına yaklaşım sağlamak bağlamıyla 1917 yılında Hukuk-u Aile Kararnamesi yayınlanmıştı. Dolayısıyla Osmanlı'da yüzyıllarca uygulana gelen ama toplumun tamamında değil ve dinden fetva aldığı söylenen erkeklerde 12, kız çocuklarındaki 9 yaş uygulaması Osmanlı'dan, Osmanlı döneminde dönülmüştü. Şimdi bugün bu konunun yeniden güncellenip toplumun önüne sürülmesinde elbette ki konuya öncelikle hukuki açıdan, psikolojik açıdan
bilimsel açıdan, sosyolojik açıdan, dini açıdan, Kur'ani açıdan, birçok açıdan bakmak mümkündür. Hukuki açıdan bir defa böyle bir evlilik yaşı anayasaya da, medeni kanuna da, ceza kanununa da aykırıdır. Saygıdeğer hukukçularımız bu konuyu mükemmel bir şekilde ele alıp anlatabilirler. Evet. Fakat biz burada programımızda önce konuya insani açıdan bakmalıyız diyorum sayın nebiler. İnsani açı ne demek? 9 yaşında bir kız çocuğunu, 12 yaşında bir erkek çocuğunu, zaten adı çocuk bunların. Yani zihinsel ve bedensel olgunlaşmanın henüz daha gerçekleşmediği, özellikle mantıklı düşünen beyin diye nitelenen neokorteks bölümü her insanda, kız ve erkek, ancak 25 yaşına kadar tamamlandığı bilimsel bir gerçektir. Bir kız çocuğu ailenin temelidir. Aile toplumun esasıdır. Toplumun ilk öğretmeni annedir. Nesillerin mimarı annedir. 9 yaşında bir çocuğun anne haline getirilmesine cevaz vermek, onay vermek, bunun karşılığında ekonomik bir takım faydalar temin etmek veya miras bölünmelerini engellemek, servetin küçülmesini engellemek bağlamında beşik gerdiği küçük yaşta aile evliliklerine izin vermek ne insani ne vicdani hiçbir yere sığmıyor. Çünkü hayvanlar ve bitkiler bile belli bir olgunluğa ulaşmadan meyve vermeye zorlanırlarsa onların tohumları birkaç nesil sonra özelliğini yitiriyorlar. Bu bakımdan devrimci Atatürk ne diyor? Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı. Onlar kız veya erkek. Her koşulda yetişkinlerden daha özel bir şekilde ele alınmalıdır diyor büyük devrimci Atatürk. Bu bakımdan konuyu Kur'ani açıdan da ele alabiliriz. 2 ayet üzerinden bilimsel açıdan da ele alabiliriz. Biyolojik, sosyolojik, psikolojik açıdan da ele alabiliriz. Çünkü bu toplumu oluşturan aile, aileyi oluşturan kadın olduğuna göre en mükemmel olgunluğa, bedensel ve zihinsel olgunluğa kız çocuklarının ulaştırılması gerekiyor. Kız çocukları bedensel ve zihinsel manada hangi ölçüde bir toplumda yetiştiriliyor, değer ve önem veriliyorsa o toplum uluslararası bağlamda bilimsel birçok alanda, keşif ve icatlarda mükemmel, harika, deha çocuklar yetiştirebilirler. Aziz Sancarlar yetiştirebilirler. Toplumumuzun buna ne kadar ihtiyaç duyduğu hepimizce malumdur. Evet. Hocam, çok fazla vaktim yok. Bir şeyi çok merak ediyorum. Buyurun. Şimdi bizim anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir yazar. Bildiğim evet. kadarıyla Cumhuriyet kurulduktan sonra fetva makamı azledilmiştir, kaldırılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu fetva verme işini neye dayanarak yapıyor? Nasıl fetva verebiliyor? Böyle bir şey mümkün mü anayasamıza göre? 3 Mart 1924 yılında çıkarılan devrim yasaları, bunlar biliyoruz bütün anayasalarda değiştirilemez kanun maddelerindendir. Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart'ta çıkarılan bu devrim yasalarından birisiyle hukuki dayanağı olarak
ortaya çıkmış bir kurum. Orada Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilen ve daha sonraki yıllarda onların görevlerini çerçeve içerisine alan yasalarda toplumu dini açıdan Kur'an üzerinden, Kur'an'a göre bilgilendirmek, bunu konuşma, söz, kitap, yayın üzerinden yapma görevi vardır. Ve bunun ilk başlangıcını da 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı'na Kur'an-ı Kerim'in ana dilimizde Türkçe'ye çevrilmesi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 1925 yılı Diyanet İşleri bütçesi görüşülürken bu görevi ona bir yasaya 20 bin Türk lirası ilave edilmesiyle vermiştir ve Türk tarihinde devlet çapında dini konuda toplumda bir bütünlük sağlanması için dini aracısız doğrudan doğruya ana dilinde her Türk vatandaşı, kız erkek Kur'an'dan öğrensin. Bu görevi Diyanet'e verdiler. Bununla ilgili bütçeye 20 bin lira tahsisat konuldu ve bunun üzerine Halk Dini Kur'an Dili çalışması Mehmet Hamdi Yazır tarafından gerçekleştirildi ve Diyanet İşleri Başkanlığı bunu 9 cilt olarak bastırdı. Ben başka bir şey merak ediyorum hocam. Onları anladım da sağ olun. Evet. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve teşkilat şemasında fetva vermek diye bir şey var mı yok mu? Net olarak bunu merak ediyorum. Toplumu bilgilendirmek görevi vardır. Çünkü 3 Mart yasalarında hem öğretimin birleştirilmesi var, hem laikliğin temel altyapısı var. Dolayısıyla din ve devlet işlerinin ayrılması var. Yani o günden sonra 1937 yılında biliyorsunuz 6 ok halinde anayasaya konulanlardan bir tanesi de laiklik ilkesidir. Ve Cumhuriyet döneminde din ile aldatma, Allah ile aldatma tekeli, işi, görevi, eylemi özellikle toplumun dışına itilmiş, dinini gerçekten dinden doğru öğrenmesi için Diyanet İşleri Teşkilatı kurulmuştur. Diyanetin devlete, millete fetva verme makamı mahiyetinde bir görev ve sorumluluğu yoktur. Kur'an'a tamam. göre toplumu bilgilendirme görevi vardır. Bildiğim kadarıyla bunun özeti budur değerli Halil Bey. Peki, çok teşekkür ederim hocam. Sizi rahatsız ettik. Rica ederim. Aydınlattınız bizi, sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Burada bir cümle söylememe izin verirseniz. Buyurunuz. Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 6. ayetinde bizim bali diye Türkçe'de kullandığımız kelime geçiyor. Aynı ayette hukuken medeni kanunda reşit olma yaşı 18 olarak gösteriliyor. Rüşt kelimesi birlikte geçiyor. Bakara suresinde bali ve zihinsel olgunluğu gerçekleştiren rüşt gerçekleşmeden çocukları kız ve erkek evlendirmeyin emri buyruğu vardır. 9 yaşında kız, 12 yaşında erkek çocuğunu evlendirmeye cevaz vermek Allah'a, peygambere, Kur'an'a bühtandır, iftiradır. Anladım. Anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Saygıdeğer Kutsal Kanal izleyicilerini hürmetle selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun hocam. Evet, benim de anladığım kadarıyla hocamın anlattıklarından büluğ değil rüşt esas kabul edilmeli. Diyanet büluğ yani 9 yaşı kabul ediyor. Oysa rüşt 18, 20, 25 yani her insana göre değişen bir şeydir. Onu da Diyanet tespit edemez. Etse psikiyatrlar tespit eder. Pozitif bilimlerle uğraşanlar tespit eder. Tarık, kusura bakmadın değil mi? Bu konuyu da konuşmak gerekiyordu. Şimdi taşeron meselesi yıllardır konuşuluyor Türkiye'de ve en sonunda hükümet bir adım attı. Tamam dedi, hiç problem yok.
bütün taşeron işçilerini alıyorum kadroya. Yani kayıtsız, şartsız, şusuz, busuz alıyorum. Seçimlerde böyle dediler değil mi? Evet. Ne oldu abi? Her taraftan kazık yedi taşeron işçileri. Nedir şimdi taşeron işçilerinin durumu? Şimdi bana madde madde sayarsan sevinirim. Şimdi düzenleme tüm taşeron işçilerini kapsamayacak. Yani hepsini alacaklardı. Evet. Yalan bir yani. Şunu söylemişlerdi. Kamuda çalışan tüm taşeron işçileri kadroya alacağız demişlerdi. Özel sektör dışarıda tutulmuştu. Yaklaşık 1-2,5-3 milyon da özel sektörde çalışan olduğu söyleniyor. Rakamlar net değil. Tespit edilen bu alana ilişkin uzmanlar tarafından. Kamuda çalışan taşeron işçilerin hepsi peki kapsama alındı mı? Alınmadı. Örneğin işte haberimizde de gördüğümüz gibi emekli olup da geçinemediği için taşeron şirketlerde çalışmak zorunda kalan işçilerimiz de kapsam dışında. Aslında işsiz kalacaklar. Kapsam dışındayı bırakın. Ya taşerondaki işlerini de kaybedecekler. Aynen. Çalıştıkları işlerini de kaybedecekler. Bir de şeyi merak ediyorum. Tamam işçiler anladım da. Şimdi taşeron işçiler kamuya alınacaksa taşeron şirketler ne olacak? Ellerinde o kadar makine parkları tabii, var. Yaklaşık bir %80'i tasfiye edileceği söyleniyor. Yani öyle kamudan mi tasfiye edilecek. Yani özel sektörde bu işi yaparlarsa devam ederler ama belli bir tazminat ödenecek ve kamudan çekilecekler %80 oranında. Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında bu işi yapanlar. Zaten bir kriter de getirmişlerdi. Biliyorsunuz ayrıca sınav şartı da var. İşte onları tek tek şey yapalım. Mesela sınavda 50 puan şart, 100 puan üzerinden değerlendirme olacak. 50 puan şartı var. 50 puanı geçemeyen bu kapsama alınmayacak. Allah'ını seversen şimdi ben temizlik işçisiyim. Evet. İlkokul mezunuyum, temizlik işçisiyim, taşeronda çalışıyorum. Ya bana ne sorusu soracak ki yani 50 puanı geçiyor? Eğitimin dikkate alınacağı söyleniyor. Fakat merkezi bir sınav sistemi yok. İdarelerin bünyesine bırakılmış bir sınav sistemi var. Bunun ne kadar doğru şekilde işletileceği çok tartışmalı. İdarelerin inisiyatifine bıraktığın zaman ne olur biliyor musun? Yılbaşı gecesi yarışma programında, ulusal kanalda o sunucu bana neyi sordu biliyor musun? Ulusal kanal binasının ilk zeminden stüdyoya kadar kaç basamak vardı diye sordu. Anlatabiliyor muyum? Keops piramidinin güney yakasında işte milattan önce bilmem kaç yılın hangi günü öğleden sonraki şeyinde çalışan işçinin annesinin kızlık soyadı nedir diye sorarsa ne yapacak adam? İnisiyatif falan yani yok. Yani işle alakalı olduğu söyleniyor. Şeyde de öyle yazıyor. 1 Ocak'ta bir tebliğ yayınlandı. Bu kanun hükmündeki kararnamede taşeron çalışanlara yönelik düzenlemenin usul ve esasları belirlendi. Orada diyor ki çalıştığınız işle alakalı sorular olacak. Eğitim durumunuz dikkate alınacak. Ama bir kriter burada yok. Çalıştığınız yani, işle ilgili yerler nasıl güzel süpürülür? Bunu mu soracak? Sınav şeyinde şu noktada 5 yöntem var. Bir, yalnızca yazılı sınav yapabilirler. Yalnızca sözlü sınav yapabilirler. Yalnızca uygulamalı yapabilirler. Ayrıca sözlü uygulamalı yapabilirler. Uygulamalı ve sözlü de başarılı ve başarısız olma notu var. Yani siz diyelim hem yazılı sınava hem sözlüye tabi tutuldunuz. Yazılıdan en az 50 puan almanız gerekiyor. Sözlüden de başarılı olmanız gerekiyor. Ama bu başarılı neye göre sözlü? Burada da bir kriter yok. Çok ciddi elemelere neden olacaktır. Peki şu ne Tarık? Hak işe bağlı hizmet iş yöneticileri işçilere hak işe geçmeniz kadroya geçişte önemli olacak. İsimleri hastane yönetimine biz vereceğiz. Bakan bizden. Maalesef daha düzenleme yürürlüğe girer girmez, daha doğrusu çıkar çıkmaz, 1 Ocak itibariyle girmişti. Çıkar çıkmaz hemen bazı konfederasyonlar, sendikalar harekete geçti. Bu konuda baskı uygulamaya başladı. Bize de bu yönde şikayetler geliyor. Bu konuda hükümet attığı adımda güven vermiyor. Bunu net çizmek lazım. Az önce burada programa çıkmadan önce Çalışma Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu bir televizyon programına katıldı. Emekli olup da çalışan taşeron işçilerine ilişkin de soru soruldu. Ne olacak diye bu işçilerimizin hali. Kendisi dedi ki yaş sınırı koymadık. Buradan bir övünç kaynağı hissettim. Lütfen diyor ki yani. Emekli olup da taşeron şirketlerde çalışan arkadaşları kapsama alsaydık, ben kadro demiyorum dikkat edersiniz çünkü tam kadro değil. Orada evet. Ufacık kısa bir izah edeceğim. Dedi ki emekli olup da çalışan taşeron işçilerine kapsama alsaydık emekli maaşları kesilecekti. Ayrıca yeni arkadaşlarımıza yeni işe alınacakların önünü açtık diye bir
savunma yaptı. Aslında kendisi de emekli arkadaşlarımızın işsiz kalacağını söylemiş oldu net olarak da. Kendi ağzından teyit de etmiş oldu. Bu ciddi büyük mağduriyetlere de yaratacak. Sadece bununla kalmayacak mağduriyetler. Dediğim gibi sınav konusunda da ciddi kuşkular var. Şu an ciddi bir kafa karışıklığı da var. Ne yapacaklarını bilmiyor. İnsanla biliyorsunuz alacaklardan, hak ve alacaklardan feragat meselesi onu var. Onu soracaktım. Tazminatından feragat edeceksin. Niye? Şimdi Çalışma Bakanı yine kıdem tazminatı değil bu. Buraya da bir açıklık getirelim. Normalde kamuda büyük çoğunluğunda çalışanlar aslında asıl işverenin işçisi konumunda. Yani asıl işleri yapıyorlar. Kanunumuzda da bir kriter var. Kafanıza göre asıl işin hepsini taşerona veremiyorsunuz. Ya da bir bölümünde istediğinizi taşerona veremiyorsunuz. Diyor ki teknolojik ve uzmanlık gerektiren işleri siz taşeron şirkete verebilirsiniz diyor. Ancak kamuda bu yasa çiğnenerek farklı verilmeyecek yerlerde taşeron şirkete verilmiş. O zaman şöyle bir hak doğuyor oradaki çalışan taşeron işçisine. Mevcut kadroluyla aynı düzeyde değil maaşları. Mevcut kadroluyla aynı sosyal haklara sahip değil. Orada hileli çalışmayı tespit ettiriyor mahkemede. Daha sonra da alacak davası açıyor. Alacak davası ne? Diyor ki ben aynı işi yapıyorum. Kadrolu 3700 lira maaş alıyor. Ben 1800 lira maaş alıyorum. Aradaki fark ortada. Bunu ben istiyorum. Bu dava evet. Çalıştığı şirkete mi açılıyor? Bu kamuya açılıyor. Kamudan alınıyor bu. Çünkü kamu idarelerinin hatası bu. Ondan denetlemesi gerekiyor. Tabii. Ve buradan yaklaşık mesela 80 bin lira hatta 172 bin lira kazananlar var. Aslında bu düzenleme kadrodan ziyade devletin, daha doğrusu hükümetin bu yükten kurtulması için bu adımı attı. Anladım ama kazanılmış haklar diye bir kavram vardır hukukta. İşte gördüğünüz gibi kanun hükmündeki kararnamelerle bunlar geriye dönük 5 yıllık alacaklar el konuyor diyelim. Açıkça el konuluyor. Diyor ki kardeşim sen bu alacaklardan vazgeç. Biz seni bu düzenlemeden yararlandıralım. Düzenlemede düzenleme mi? O da çok tartışmalı. Birçok işçimiz çok heyecanlı. Evet kadroya geçiyoruz, güvence geliyor diye çok umutlanıyorlar. Fakat mevcut haklarla ve ücretleriyle geçecekler. Yani asgari ücret alıyorsa yine asgari ücret almaya devam edecek. Ne anladık ondan? Ve belediyedekiler kesinlikle zaten o kadro kapsamı içerisinde değil. Mevcut düzenlemede yani kamuda çalışanlar 4D statüsünde istihdam edilecek. Yani kamu işçisi statüsünde istihdam edilecek. Fakat bundan işte bir ay önce diyelim o birimlerde çalışan kadrolu işçiyle aynı düzeyde maaş alamayacak, aynı sosyal hakları alamayacak. Yani o 4D içinde de bir statü yarattılar aslında. Maalesef taşeron işçilerimizin ağzına bir bal çalındı. Yavaş yavaş huzursuzluklar dile getirilmeye başlanıyor. Biliyorsunuz Ulusal Kanal da bununla ilgili haberlerde yapıyor. Ulusal Kanal ve videolar çekiyorlar, taşeron işçileri gönderiyorlar. Taşeron işçilerimizin sesi olmaya çalışıyorlar. Kıdem tazminatı konusunda bu hak ve alacaklarından feragat meselesi şöyle de yorumlanıyor. Bize de çok soru geliyor. Diyorlar ki biz kıdem tazminatımızdan mı vazgeçeceğiz? Biz geçemeyiz. Kesinlikle diyenler de var. Hatta bir sendika buna ilişkin şube başkanlıklarına bir genelge gönderdi. Genelgede diyor ki bizden haber alana kadar yani biz haber verene kadar üyelerimiz, taşeron işçisi üyelerimiz sakın alacaklarından feragat etmesinler diyor. Talimatını bekleyin diyor. Evet aynen. Çok özür dilerim. Bir son dakika haberi geldi. Erdoğan Ruhani ile görüştü. Erdoğan İran'daki olaylara dair Ruhani'den bilgi aldı. İyi bir gelişme bu. Türkiye-İran arasında ki yakınlaşmaya bir faydalı bir şey. Özür dilerim. Buyurun. Yaklaşık 236 kurum kapsıyor. Onu da bir hatırlatalım çünkü direkt emekli meselesinden girdik ama bu 236 kamudaki 236 kurumun hepsini kapsasa bile içinde de ayrıca bir şey var. Ayrım söz konusu. Onda da şunu yaptılar. İhale türü üzerine bir ayrım yaptılar. Dediler ki personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan taşeron işçileri ancak bu düzenlemeden yararlanacak. Ama tabii onu arkasından görüyoruz. Ne diyor? Diyor ki kardeşim emekli aylığı almış olmayacaksın. Diyor ki feragat edeceksin. Diyor ki sınavı geçeceksin. Bunları yerine getiremezsen sana bu düzenlemeden yararlandırmayız.
Toplu geçişler 2 Nisan'dan itibaren olacak deniyor. Belediyedekiler, belediye iktisadi teşekküllerine istihdam edilecek. Onlar kamu kurumundaki gibi devlet memurları kanununa bağlı 4D kapsamında istihdam edilmeyecek. Yani onlar kadrolu olmayacak, işçi statüsünde devam edecek. Onu da buradan belirtelim. Sınav tarihi de 3-22 Mart arasında yapılacak. Buradan kamuoyuna duyuralım. Peki sıraya mı bindirildi azar işitme işi? Yani hani ben televizyonda gördüm, bir işçi Cumhurbaşkanı'ndan kadro isteyince ne kadrosu ya, çalışıyorsunuz ya diye. Bütün kadro isteyenler böyle azarlanacak mı? Bu konuda bir yani genelge, bir yönetmelik yayınlandı mı? Yani burada taşeron işçilerimiz aslında kimi işçiler sokağa çıktı, kimi sosyal medyada bir şeyler yapmaya çalıştı ama geniş kapsamda baktığımızda masaya yumruğunu vurmadı. Bunu net olarak belirtelim. Şu an bir kadro beklentileri içerisinde, kendileri de kapsam içinde alınsınlar. İyi kötü diyor, ben en azından şirket aradan çıkıyorum, maaşımı düzenli alacağım. Devlet var karşımda, kamu var karşımda diyor. Bunu olumlu görüyor. Alacaklarından da vazgeçmek istiyor ama bir de bunun büyük çoğunluğunda kapsam dışında işçiler. Onlar ne yapacak? Masaya yumruk vurmasına gerekiyor. Yani bekliyor ki ağızlarına süt verilsin. Bu böyle olmuyor. Onların ne yapacağını söyleyeyim ben. Ulusal kanalı izlesinler. Şimdi program bitince tanıtımlar başlayacak. Orada ulusal kanalın düzenlediği bir taşeron kurultayı var. Önce bir gitsinler oraya. O kurultayı bir izlesinler. Ondan sonra o kurultay onlara yol gösterecektir. Bir, iki, örgütlenecekler. Bulundukları sendikaları harekete geçirecekler. O sendikaların koordinasyonunu sağlamaya çalışacaklar. Tek tek sendikalar değil, bütün sendikalar ortaklaşa taşeron konusunda eylemlere başlayacak olacak. Değil mi? Bakıp göreceğiz. Tarık, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ama bu iş bayağı bir karışık. Seninle daha bayağı bir görüşeceğiz galiba, değil mi? Öyle gözüküyor. Peki. Dileriz bir an önce işçilerimizin sorunları çözülsün. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yarın saat 11'de tekrar görüşeceğiz. Tekrar birlikte olacağız. Yarın 11'e kadar kendinize iyi bakın, ama sadece yarın saat 11'e kadar değil. Bakmayın o iş karışık, bu iş böyle, şu şöyle, nelerin üstesinden geldik. Biz kazanacağız. Biz kazanacağı kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.